أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد سعيد بالله بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وفي آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين إلى آخر الآيات البينات صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر". صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: Kıymetli Müslümanlar, aziz genç kardeşlerim, kulunu terbiye eden her anına vakıf, yaptığı tüm işlerden haberdar olan iyilikleri ve kötülükleri yarattıktan sonra kulunu her zaman iyiliğe davet edip iyiliğini isteyen sevgili Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar olsun. Ona hamd ediyor, ona şükrediyoruz. Aziz genç kardeşlerim, iman ettikten sonra mükellef olduğumuz salih amelleri işlemek hususunda çok dikkatli ve bilinçli olmalıyız ki yapılan tüm işlerin ya mükafatı ya da cezası vardır. Yüce Rabbimiz sonsuz kudret ve güç sahibi olduğu halde mümin kafir ayırt etmeden bizleri rızıklandırıyor ve bizleri kendine kulluğa davet ediyor. Bu ilahi davet aslında tüm insanlığa olmuştu. Fakat kimisi inandı, kimisi inanmadı. Ne mutlu inananlara, ne mutlu onun yolunda olanlara, ne mutlu ona kul olmaya gayret gösterenlere ne acı ki, ne hazin ki, ne garip ki ona inanmayan, ona itaat etmeyen, onun yolundan gitmeyenlere. Yüce Rabbim onlara hidayet, bizlere de hidayete erdikten sonra o yolda daim olmayı cümlemize nasibi müyesser eylesin. Aslında bu ilahi davet tüm insanlığa demiştik ya, işte inananlar kulluk vazifesini yapmak için paça sıvaması tabiri caizse kulluğa soyunması imanın bir gereğidir. Kulluk için en önemli ibadet ise namazdır. Yani kulluğun göstergesidir kardeşlerim. İmanın ispatıdır namaz. Bir mümin kulluğunu namaz ile iptal ispat edecektir. Namazla onu tekit edecektir, kuvvetlendirecektir. İşte imandan sonra dinimizde en önemli ibadet namazdır. Eftalul a'mal ilallahi salatu ala vaktiha buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. İmandan sonra en önemli şey nedir diye sorulduğunda, amellerin en faziletlisi nedir diye sorulduğunda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diyor. İşte başka bir hadis-i şerifte Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz inne beyne raculi ve beyne şirki vel küfri terkü Kişiyle şirk ve küfrün arasını ayıran şey namazı terk etmesidir. Allah muhafaza eylesin. İşte bu ayırıcı bir özelliktir. Kafirle mümini ayırt eden en önemli özellik inananın Allah katında Allah'ın huzurunda eğilmesidir. Onun huzuruna çıkıp secde etmesidir. Aciz kardeşlerim, namaz kılarak Allah'ın safında olduğumuzu, ona secde ederek rahmetinden nasiplenmeyi, onun karşısında eğilerek tek sana kulluk yapıyorum demeliyiz. Bunu fiilen yapmalıyız. Aslında kişi kavlen ya Rabbi verdiklerine şükürler olsun. Bu kadar nimet bana nasip ettin. Ben bir hiçtim. Sen benim elimden tuttun. Ben fakirdim. Garibandım. Bir çareydim. Miskindim. Ama beni bir yerlere getirdin. Madden beni donattın. Nimetlere gark ettin. Şükürler olsun. Bu sözlü olan müminin bir hareketidir. Güzeldir vaciptir, yerine gelmiştir. Fakat yetmez. Bu nimetlerin karşılığı fiilen de olmalıdır. İşte namaz bunu fiilen ortaya koymaktır. Bunu amelen ortaya koymaktır. İman ettim diyen bir kimsenin en önemseyeceği, en dikkat edeceği, üzerinde duracağı ehemmül mühimmat dediğimiz en önemli işler dediği namazdır. Namazı çok önemseyecek. Her şeyin üstüne koyacak kardeşlerim. Dünyevi işler, uhrevi işler fark etmez. Bazen uhrevi işler namazı terk ediyoruz biliyor musunuz? Bazen hayır yapacağım diye namaz terk ediliyor. Hatta gecikiyor. Gecikiyor. Namaz kılan bir insan yapıyor bunu. Doğru değil. Dünyevi işler ve uhrevi işler bir kerana bırakılacak ve Allah'ın huzuruna vaktinde. İmam Rabbani Hazretleri Kudsesi Ruhu namaz işini ele aldığında belki birçok mektubunda değinerek Takvanın en önemli özü, temeli, aslı, kaidesi namazdır. Çünkü insanın Allah'a yakın olduğu, en yakın olduğu yer secdeyken kardeşlerim Rabbimizin huzuruna çıkmanın önemini beyan ederken ben diyor velev kâne miktâre şâretin kıl miktarı da olsa Allah'ın huzuruna gecikmekten ona sığınırım diyor. Ehlullah bu işe bu kadar önem verdi. Enbiya-i İzam, Evliya-i Kiram hazaratı Allah'a yaklaşmanın, Allah'a kul olmanın en önemli işi namazdır demiş. Sadece demekle kalmamış ve o işi hakkıyla yerine getirmiştir. Evliya mı olmak istiyorsun? Allah dostu mu olmak istiyorsun? Allah'ın katından muteber bir kul olmak mı istiyorsun? Namazında sıkıntı olmayacak. Öyle diyorlar. Bunu diyen başta sevgili Allah'ımız birçok ayeti celilede sohbetimizin ana mevzusunda olduğu gibi namaz kılan bir genç olmanın nasıl olması gerektiğini ayet ve hadislerle zaten beyan ederken bunu en güzel ortaya koyan Allah'ın has kulları var ya hani kendileri hürmetine rızıklandığımız belki onlar hürmetine Allah'ın rahmetine gark olduğumuz okullar var ya en önemsedikleri şey namaz olmuştur. Namaz imanın ispatıdır. İşte kardeşlerim. Namazsız kul olunmaz. Namazsız Allah katında itibarımız olmaz. Namazsız duamız kabul olmaz. Diyor ki: Dua ediyorum, duam kabul edilmiyor. Elimi bir şeye atıyorum, kuruyor. Nereye gitsem işim bozuluyor. Bir bakalım. Namazımız nasıl? Kendimizi bir gözden geçirelim. Allah bizi hesaba çekmeden, Resulü bizi hesaba çekmeden, melekler bizi hesaba çekmeden kendimizi bir hesaba çekelim. Neden işlerimizde sıkıntı meydana geliyor? Dünyevi yuhrevi fark etmez. Neden işlerimiz rast gitmiyor? Kendimizi bir muhasebe altına alalım. Hesaba çekelim. İnanın namazımızdaki sıkıntılardan sebep biz sıkıntıdayız. İşte görüyoruz çevreyi görüyoruz. Başımızda neredeyse taş yağacak. Bunun tek bir sebebi vardır. Biz Allah'a kulluğu gösterecek en önemli ibadette gevşeklik yapıyoruz. Sultanımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri şöyle buyurur. Ne acıdır ki Müslümana namaz kıl diyoruz. Şu sözün büyüklüğüne bir bakınız. Biz Müslümanlar olarak daha üst mertebeye çıkmamız gerekirken İlim irfan yolunda daha zirveye ulaşmamız gerekirken namazsızlığı konuşuyoruz. Çok acı. Gerçekten çok acı. Müslümana namaz kıl demek gerçekten çok acıdır. Vallahi arkadaşlar, namazsızlık hızla yayılmakta. Bunu hepimiz görüyoruz. Bu manevi bir hastalık. Biz günümüzde korona hastalığından sakınırken gözden kaçırdığımız bir şey var. O da namazsızlık. Vallahi ondan daha hızlı yayılıyor. Bu korona salgınından daha fazla yayılan manevi bir hastalıktır. Aziz kardeşlerim Rabbimiz Ebu Cehil'i tehdit ederken, tenkit ederken, ona serzenişte bulunurken bakın ne diyor. Esamu billah. Fela sattaka ve la Ebu Cehil'i tarif ediyor. O inanmadı, tasdik etmedi, mümin olmadı ve namaz da kılmadı. Yüce Rabbimiz diyor, kulların ana vazifesi iman ve namaz kılmak. Bunu Ebu Cehille bize dile getiriyor. Kullarım onun haline düşmeyin. Kullarım Ebu Cehil cehenneme tüccar oldu, müstahak oldu. Bunu cehenneme götüren şey, inkarı inadı ve namazsızlığıdır diyor Cenab-ı Hak. Peki, kurtulanları nasıl vasfediyor? Kurtulanlardan nasıl bahsediyor sevgili Allah'ımız? Estağfirullah. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ ve وَذَكَرَسْ مَا رَبِّه۪ fasalla. Kurtulan o kimsedir ki, nefsini terbiye etti, nefsini tezki etti, nefsinin peşinden gitmedi, nefsindeki o kötü huyları arındırdı, mücadelesini verdi. Bunu ilimle yaptı, bunu müzakereyle yaptı, bunu tarikatla yaptı, bunu tasavvufla yaptı, bunu namazla yaptı, bunu ibadetle yaptı, bunu zikirle yaptı. Allah'ın emir ve yasaklarıyla nefsini terbiye etti. Yani dinine sarıldı da nefsinin o kötü huylarını, emrazı kalbiye denen o kötülükleri terbiye etti ve tezki etti. Daha ve zekarasme rabbihi. Rabbisini zikretti. Daha fesalla ve namaz kıldı. Gördünüz mü? Namaz kılanlar kurtuluyor. Namaz kurtuluşa sebeptir. Namaz nurdur. Namaz Allah ile konuşmaktır. Namaz dünyevi ve uhrevi tüm sıkıntıları Allah'a sunmaktır. Namaz ya Rabbi ben sadece sana kulum demektir. Rabbim bizleri namazsız bırakmasın kardeşlerim. Bir ömür secdeye hepimizin muvaffak eylesin. Secdesiz bir anımızı Mevla bize yaşatmasın kardeşlerim. Okunan ayeti celileler, başta okumuz, okuduğumuz ayeti celilelerde sevgili Allah'ımız şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Vellezine. Ol kimseler ki. Yü'minûne bil gaybi. Gayba iman ettiler. Evet. Onlar Rablerini görmediler. Hatta ve hatta bizler Resulümüzü de görmedik. Ne Rabbimizi gördük ne Resulümüzü ne bir peygamber gördük. Kaybe iman ettik. Görmediğimize iman ettik. Biz görmeden inandık elhamdülillah. Bize görmeden imanı nasip eden Allah'a hamd olsun arkadaşlar. En büyük nimet kişiye verilen imandır bir önceki sohbetlerde bunu dile getirmiştik. Kardeşlerim işte Rabbimiz gaybe iman edenleri vasıflıyor. Hatta övüyor. Bitmedi. Ve yukimûnâs salâh. Onlar Gaybe iman ettiler. Mümin oldular. Tevhid inancına sahip oldular. Akideyi sağlamlaştırdılar. Sağlam bir inanç ile namazlarını dost doğru kıldılar. Namazı dost doğru kıldılar kardeşim. Bakınız burası çok önemli. Namaz için sadece Rabbimiz sallu diyebilirdi. Sallu namaz kılınız. Böyle bir emir Mevlamız diyebilirdi ama ve akimus Orada ikame kelimesini koydu. İkame kelimesi bir şeyi dimdik ayağa tutmaktır demek. Lugat manası. Dimdik ayakta tutmak. Kardeşlerim bir direk dikecekken direğin eğri oluşunu kabul eder misiniz? Bir minare düşününüz. O minare eğri ise bu kabul edilir mi? Bu yıkılmaya nedir? Mahkumdur. Öyle değil mi? Bir şeyi ikame etmek demek, dost doğru ayağa dikmek demek. İşte Cenab-ı Hak sallu demedi ve akimus salah dedi. Namazı dost doğru kılınız. İbadetler içerisinde en önemsediğim şey namazdır. Bu konuda taviz vermeyiniz buyuruyor sevgili Allah'ımız. Ve min ma ve infak etti verdiğimiz rızıklardan onlara verdiğimiz nimetlerden onlar infak ederler. Başka bir ayeti celle de sevgili Allah'ımız ve akimus salah ve atu zekah ve rkau Namazı dost doğru kılınız. Zekatı tas tamam veriniz. Ruku edenlerle beraber ruku ediniz. Kardeşlerim, emir vücub ifade eder kaydesince dinimizin emirlerinden en önemlisi namaz ve bu namazı kılmak farzdır. Farz kesin yapılması istenen bir hükümdür kardeşlerim. Onun için namaz karşısında duyarlı olmak, anlı secdeli bir genç olmak, namazı dosdoğru kılmak için elinden gelen saygı gayreti göstermek bir müminin ana vazifesidir. Cenab-ı Hak namazımızı dosdoğru kılmayı bizlere nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, Peygamber'in azam hazaratı hep dua etmişler ve namazın içerisine duayı katmışlardır. İbrahim Aleyhisselam Sallallahu Rabbi cealni mukima salati ve min zurriyeti. Ya Rabbi beni de zürriyetimi de namazı dost doğru kılanlardan ele demişlerdir. Bizler de hem kendi nefsimize Ya Rabbi bizi namazsız bırakma. Namazlarımızı dost doğru kılmayı nasip et. Bizim zürriyetimizden namazı kılanlardan olmayı nasip eyle Ya Rabbi diyerek hep dua etmeliyiz kardeşlerim. Okumuş olduğum hadis-i şerifte Ali sallallahu ve efendimiz bakınız ne diyor. İnne evvel ma yuhasabu bihi'l abdu yevmel kıyame. Kıyamet gününde kulun ilk hesaba çekileceği şey min amelihi amelinden. insana verilen kısacık ömürde kişi ya hayırlarla ya şerlerle veya ikisini cem ederek ahirete gider. Allah noksanlıklarımızı affeylesin. Bilerek günah işlemeyiz ama gayri ihtiyari Hatalar oluyor, zelleler oluyor. Bunlar için hep istiğfar ediyoruz. Hep tövbe ediyoruz. Her sohbette de bu tövbeyi yeniliyoruz. İnanın her sohbette de Cenab-ı Hak bizi arındırıyor ve temizliyor. Buna inanın. Çünkü ayetle hadiste donatılan bir sohbetin içerisinde yapılan istiğfar kesin kabuldür. Allah kabul ediyor. Tövbe ediyoruz. Gayri ihtiyari yaptığımız hatalardan Allah'a sığınıyoruz. İşte amellerle donatılmış ve hesaba çekilmiş. Amellerin içerisinde Allah diyor ki Ali Sallallahu Aleyhi ve Efendimiz buyuruyor ki amellerinden en önemlisi kıyamet gününde hesaba çekileceği ameli ilki salat namazıdır diyor. Buraya dikkat. Fe'in eğer bir kimsenin namazı doğruysa, hali hayatında namazını düzgün kıldıysa, namazına titiz olduysa, namazına ciddi davrandıysa, tüm işleri bırakıp ben Rabbimin karşısına geçeceğim bana randevu verdi, günlük 5 vakit, haftanın bir günü cuma, ben bunu yapmam gerekiyor diyerek, buna ciddiyet gösterirse, fakat eflaha ve enceha, muhakkak kurtulmuş, muhakkak necat bulmuştur, kurtuluşa ermiştir. Allah'ım bizi onlardan eylesin. Ve infesedet, ama eğer namazı yarım yamalaksa, ciddiyetsiz davranıldıysa, bir kılıp beş kılmadıysa, veyahut kılıp, Beş vakit namazı muhafaza edip talimine, tecvidine, erkanına, şuru şartlarına riayet edilmediyse, namazın kabulünün şartları yerine gelmediyse, sıhhatinin kemali yerine gelmediyse, fakat habe ve hasira. işte o kimse husrana uğramıştır. Kardeşlerim, bu hadisten anladığımız üzere insanlar üç kısma ayrılmış oluyor. Bir, namaz kılanlar. iki namazı kılmayanlar. Üç, namazını cemaatle beraber kılanlar. Burası çok önemli. Namazı kılar. Ben namazı kılıyorum ya. Kimsenin etlisinde, sütlüsünde değilim. Onun bunun namusu, ırzı benim için önemli değil. Ben namazımı kılar, işime gider, çoluk çocuğumun rızkını temin ederim. Böyle bir hayat. Namaz kılmayanlar hepten zaten Allah muhafaza gitti gümbürtüye. Üçüncü bir sınıf, namazı kılıp namazın şartlarına, kabulünün şartlarına riayet etmemek. Cemaatsiz kılmak. Cemaate dikkat etmemek. Birinci sınıftayken üçüncüsü namazın kabulünü, kabul şartlarını yerine getirerek kılan kimse. Nedir o? Cemaati terk etmemek. Cemaati muhakkak imamla beraber camide, mescitte, Nerede cemaat yapılıyorsa orada namazı vaktinde kılmaya gayret gösterenler sınıfı ortaya çıkmış oluyor. Cenab-ı Hak bizi bu üçüncü sınıftan eylesin kardeşlerim. Kıymetli Müslümanlar, aziz genç kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Müttesir suresinde bizlere şöyle buyurmaktadır. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Fî cennâti yetesâ عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا lanu kezzeb bi yawmit hatta al Mevla Teala hazretleri cennetlikle cehennemlikleri söylüyor. Cennetlikler cehennemliklerle konuşuyor. Allah perdeyi kaldırınca hakikat gözükür ve her şey ortaya çıkar. İşte ahirette cennetlikler cehennemliklere, cehennemlikler cennetliklere nida edecekler. Burada da soruşuyorlar. Cennetlikler soruşuyor. Kime soruyor? Mücrimlere soruyorlar. Ma selekekum fi sakar. Sizi cehenneme sokan şey neydi? Siz neden cehenneme girdiniz? Ne halt işlediniz? Ne kötü iş yaptınız da Allah sizi buraya koydu? Galu dediler lâ nükünen biz namaz kılanlardan değildik namazı terk ettik namazı bıraktık biz namazsızdık namazı ciddiye almadık 21. asırda namaz mı olur o eskidendi müslümanım ya yeter veyahut hiç iman eseri olmadan bir hayat sürdük Allah muhafaza eylesin biz miskini doyurmazdık biz azanlarla azdık. Kur'an'a laf atanlarla attık. Evliyaullah'ı dil uzattık. Talebelerin, hocaların gittiği yolu önemsemedik. Onları hep yadırgadık. Ne yapıyorsunuz siz? Hep alay ettik. İstiza bir halimiz vardı bizim. Azanlarla azdık. Biz din gününü inkar ettik. Ta ki ölene kadar. Bizi Allah bu yüzden cehenneme koydu. Mevla bizleri muhafaza eylesin. İmanın gereği namazı muhafaza etmek bizim ana vazifemizdir kardeşlerim. Aziz genç kardeşim, anlı secdeli bir genç olmanın şerefine nail olmak için elimizden geleni yapalım. Kardeşlerim, geçmiş zaman Müslüman genç kardeşlerimizden bir tanesi ticaretle meşgul olur. Helal rızık peşinde koşar. Bu kardeşimiz Abdesti namazlı bir kardeşimiz. Fakat bir kabahati var. Yanı başında olan camiye gitmekten kendini alıkor. Dünya işlerini bahane eder. Namazlarını hep geciktirerek kılardı. Namaza ciddiyet vermem, vermezdi. Kılardı ama ciddiyetsiz bir tavır takınırdı. Bir gece rüyasında ölmüş ve öldükten sonra hayatı hakikaten görmüş. Bir ahiret günü gelmiş. Hesap günü herkes saf saf toplanmış. Sıra ona geliyor. Hesaba çekiyorlar. Görevli melekler ona soruyor. Hesabı bizzat soruluyor. Birinci soru. İtikat sorusu. İnan sorusu. Tevhid inancını becermiş mi? Becermemiş mi? Soru sorulunca önüne onun itikadı, aslı olan inancı geliyor ve oradan kurtarıyor. Mümin olduğu için kurtardı. İkinci olarak namaz soruluyor. Namaz soruluyor fakat meleklerin huzuruna namaz getirilmiyor. Namazın senin yok diyorlar. Nasıl olur? Ben dünyada dünyadayken namaz kılıyordum. Ben namazlı, anlı, secdeli bir insanım. Hayır olamaz. Namazın yok. Namaz getirilmedi. Apar topar alıyorlar. En sesinden tutup onu cehenneme, yüksek bir vadiden onu cehenneme atıyorlar. Fırlatıyorlar. Kanter içerisinde eli ayağı boşalmış artık cehenneme düşmenin o acısını neredeyse yaşarken nur yüzlü bir zat onu ateşe tam düşerken yakalıyor. Ve diyor ki ben senin namazınım. Neredeydin sen? Az kalsın cehenneme düşüyordum. Kanter içerisinde kaldım. Deyince sen dünyadayken beni geciktirdin. Bana önem vermedin. Ben de geç kaldım. Allah bana böyle emretti. Sonra uyanıyoruz. Tövbe ediyor ve bir daha namazını geciktirmiyor. Kardeşlerim düşünün namazı geciktirenin hali böyle ise insanı ahirette böyle çektireceklerse ya düşünün namaz kılmayan bir kimsenin halini. Kabirle başlayan serüven, ilanlar, çıyanlar, azaplar, meleklerin dayakları, yadribu ne ve edbarahum. Namazı terk edenlerin, meleklerin o azap meleklerin eline düşmesini bir düşünün. Zebanilerin eline düşmesini bir düşünün arkadaşlar namazı terk edenin hali Allah muhafaza eylesin. Çok kötüdür, rezilliktir, kepazeliktir, ateşe müstahak olmaktır. Cenab-ı Hak bizleri namazsız bırakmasın. Peki kardeşlerim ben namaz kılmak istiyorum. Namazı doğru kılmak istiyorum fakat bir türlü bunu beceremiyorum. Nasıl olacak diye hepimiz soruyoruz. Arkadaşlar bunun cevabı tüm peygamberlerin ve tüm evliyanın bize cevabı şu şekilde olmuştur bir çok önemli arkadaşlar iyi dinleyelim namazı dosdoğru doğru kılmanın namazı arkadaşlar Rabbimize o emaneti sunmanın en önemli dikkat edilmesi gereken hususlar haramı haramı haramlardan elimizi eteğimizi çekeceğiz 5 duyu organı 9 azayı haramlardan çekmemiz gerekiyor. İki, namaz kılmayı çok isteyeceğiz. Mi'e bil mi'e, yüzde yüz kapı olmayacak. Namaz kılmayı çok isteyeceğiz. Ben istiyorum da başlayamıyorum bir türlü. İstekte eksiklik var. Arkadaşlar, insanoğluna Allah öyle bir kabiliyet nasip etmiştir ki, istediğini yapar. Öyle bir kabiliyet var. Mi'e bil mie istesin yeter ki. Yüzde yüz istesin. Arkadaşlar namaz kılmayı çok isteyeceğiz. Azami derecede isteyeceğiz. Üç, kendimize ortam kuracağız. Arkadaşlarımızı iyi seçeceğiz. Namaz kılan arkadaşlarla arkadaşlık kuracağız. Zira namazsızlık bir salgındır. İnsana çabuk geçer. Onun için arkadaşını söyle ne olduğunu söyleyeyim. Namaz kılan bir çevre, bir ortam kurmalıyız arkadaşlar. Ez cümle kalp ve akıl saatimizi iyi kurmalıyız. Arkadaşlar bırakın o namaza kalkmak için telefon saatlerini, bırakın o çok sesli saatleri. İnsan aklını, asıl olan kalbini namaza kalkmak için kurmalıdır. Bunu kurduğu zaman insan zaten mutlaka ve mutlaka kalkacaktır. Unutmayınız ki bir Müslümanın işi namaza endeks endekslidir namaza endeksli olmalıdır. Her işini ona göre ayarlamalıdır. Namaz bizim olmazsa olmazımızdır. Namazın Allah katında insana vereceği itibarı hiçbir ibadet vermeyecektir zira Allah'a en yakın olan yer secdedir. Unutmayalım arkadaşlar. İmandan sonra en önemli ibadet namazdır ve sorguya çekileceğimiz ibadet namazdır. Onun için anlı secdeli bir genç olmanın bahtiyarlığını yaşayalım. Gelin hep beraber ortamımızı kuralım. Camilere mutlaka ve mutlaka kendimizi alıştıralım arkadaşlar. Kendimizi alıştıralım arkadaşlar. Camide olalım. İmamımız bizi tanısın. İmamımız bizi görsün. Bir genç olarak ben bu mahallenin bir ferdi olarak hocam arkanızdayım. De ki ola ki genç yaşta ölüm gelirse Musalla taşında sana hüsnü şehadette bulunacak ilk insan imamın olsun. Ne yazık ki birçoğumuzu imamlarımız tanımıyor. Maalesef, maalesef. Üzülerek söylüyorum. Birçoğumuzu cami imamımız tanımıyor. Mahallemizdeki camimize gitmemişiz. Cami nerede diye sorulunca ne yazık iki sokak arkadaki camiyi gösteremiyoruz. Halbuki Allah bizi öyle nimetlerle donattı ki hemen hemen her sokakta, her mahallede birçok cami var. En azından dernekler ve mescitler var. Elhamdülillah. Rabbimiz bizi camisiz, camilerimiz ezansız, vatanımızı bayraksız, camilerimizi cemaatsiz bırakmasın derken biz gençler olarak o caminin bir sözü olmayı da Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Anlı secdeli bir genç olabilme دعاصيلا هبينيزي يجي يارضانا امانة اديورم الله هبينيزا راضي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا